Kimisi sürgünde, kimisi de anavatanda dünyaya geldi. Kimisi gittikleri ülkede prenses bile oldu. İşte Osmanlı'nın birbirinden güzel son prensesleri. Mihrimah Sultan. Sultan Reşad'ın torunu olan Mihrimah Sultan, hanedanın yeşil gözlü prensesi olarak biliniyor. 1923'te babası Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin Çamlıca'daki köşkünde doğdu ve 1 yaşında hanedanın diğer üyeleriyle birlikte sürgüne gönderildi. Ailesiyle Lübnan'a, sonrasında Mısır'a yerleşti. Eylül 1940'ta Ürdün Prensi Naif ile evlendi. Prens Naif'in tahtı reddetmesiyle kraliçe olamayan Mihrimah, Emire Mihrimah Naif ünvanıyla Ürdün'de yaşamını devam ettirdi. Ali ve Ebu Bekir isimli iki oğlu oldu. Eşi öldükten sonra Ürdün'de ikamet etse de İngiltere ve Amerika'da da zaman geçirdi. Hanedanın yeşil gözlü prensesi Mihrimah Sultan 2000 yılında Amman'da vefat etti. İstanbul'da Mehmet Reşad'ın türbesine defnedildi. Dürrü Şehvar Sultan. Dürrü Şehvar Sultan, son Osmanlı halifesi 2. Abdülmecid'in kızı ve Berar prensi Navap Azam Şah'ın eşidir. Babası Abdülmecid Efendi vefat ettiğinde Türkiye'ye gelmiş. Babasının Türkiye'de gömülmesi için devlet yetkilileriyle görüşmüş. Babasının naaşı 10 yıl Paris'te bir camide bekletilmiş. İzin çıkmayınca Medine'de defnedilmiştir. 26 Ocak 1914 doğumlu olan Dürrü Şehvar Sultan, 7 Şubat 2006'da hayata gözlerini yummuştur. Fazile İbrahim Sultan. 8 Ağustos 1941 tarihinde sürgündeki Osmanlı Hanedanı üyelerinden Hanzade Sultan ile Mısır Prensi Mehmet Ali İbrahim'in kızı olarak dünyaya gelen Prenses Fazıl'a İngiltere'de öğrenim gördü. 1957 yılında tanıştığı Irak Kralı 2. Faysal'la nişanlandı. Evlenmelerini 2 hafta kala 14 Temmuz 1958 tarihinde düzenlenen darbeyle Irak Kralı devrildi ve katledildi. Bunun üzerine zor günler geçiren Prenses Fazıl'a 10 Aralık 1965 tarihinde Paris'te tanıştığı eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'nün oğlu Hayri Ürgüplü ile evlendi. 15 yıl süren evliliği 24 Eylül 1980 tarihinde noktalanan Prenses Fazıl'ın bu evlilikten iki oğlu oldu. 18 Haziran 1983 tarihinde Jean-Alphonse Bernard ile evlenen Prenses Fazıl Bernard yaşamını Fransa'da sürdürmektedir. Neslişah Sultan. Sultan Vahdettin ile Halife Abdülmecid'in torunu olan Neslişah Sultan, 1921'de Nişantaşı'nda bir konakta dünyaya geldi. Babası son halife 2. Abdülmecid'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi. Annesi ise son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'dır. Hanedan defterine Fatma Neslişah olarak kaydedildi. Zaten kendisi bu deftere adı yazılan son kişiydi. Neslişah Sultan hanedanın göz bebeğiydi. Liseyi Fransa Nice'da bitirmiş, Türkçenin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenmişti. Kayak, at binme ve deniz sporlarına 60 yaşına kadar devam etmiştir. Hanedanın göz bebeği Neslişah Sultan 2 Nisan 2012'de hayata gözlerini yummuştur. Ayşe Gülnev Sultan. Tam adı Ayşe Gülnev Osmanoğlu Satın, 5. Murad'ın torununun torunu, 1971'de İngiltere'de Henley adlı küçük bir kasabada dünyaya geldi. Tarih ve politika eğitimi almış. Kocasıyla İngiltere'de emlak ve yatırım işi yapan Ayşe Gülnev Sultan, 5 çocuk annesi ve Osmanlı tarihi konusunda master yapmış. Ayşe Gülnev Sultan, 2008'de aldığı Türk vatandaşlığı için, "Türkiye benim ana vatanım. Ailemiz dünyaya dağıldığı ve farklı diller konuştuğu için üzücü bir şekilde birçoğuyla hiç tanışmadık ve konuşamıyoruz. Ailem her zaman Türkiye'ye dönmek için dua etti. 1974'te İstanbul'a ilk ziyaretimde babam ve büyük babam Şehzade Ali Vasıf Efendi ağladı. Türk vatandaşlığı benim için her şey demek. Sonunda ülkem tarafından kabul edildim ve artık Osmanlı hanedanlığında doğduğum için cezalandırılmayacağım." Hanzade Özbaş. Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'ın torunu olan Hanzade Özbaş 1953'te dünyaya geldi. Okul yıllarında bir müsamerede büyük büyük annesi Hürrem Sultan'ı canlandırdı.
Kim olduğunu saklamadan, hanedan kimliğiyle gurur duyarak yaşadığını ifade eden Hanzade Osmanoğlu Özbaş, halen Kuşadası'nda anne ve babasından kalan Kısmet Oteli işletiyor. Kenize Murat. Sultan 5. Murad'ın kızı Hatice Sultan'ın torunu olan Kenize Murat, 1940 yılında Paris'te dünyaya geldi. Fransa'daki adı Kenize Hüseyin de Kotvara, yani Kotvara Prensesi Kenize Hüseyin. Sonradan Türk vatandaşlığına geçerek adını Kenize Murat olarak değiştirmiştir. Kenize Murat bir anısını şu şekilde dile getirmiş. 1968 ya da 69'du. Hostestim. Türkiye'ye hostes olarak küçük mavi şapkamla geldim. Topkapı Sarayı'na gittim. Rehber sultan portrelerini gösterdi. 5. Murat hakkında bir şeyler söyledi. Hayır, hiç de değil dedim. Adam nereden bileceksin ki deyince ben de o benim büyük büyük babam dedim. Rehber gelip elimi öptü. Hala Paris'te yaşıyor ve yazarlık yapıyor. Lara Adra. 2. Abdülhamid'in torununun torununun kızı olan Lara Adra, 1986'da Lübnan'da dünyaya geldi. Fransa'da ekonomi okudu ve sonrasında Amerika'da finans üzerine yüksek lisans yaptı. Paris'te yaşıyor ve bir bankada çalışıyor. Babam İstanbul'a anneannesi ve annesiyle gitmiş. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmişler. Anneannesi ona küçük bir yatak odası göstermiş. Orada bir düğmeye basmış, gizli bir kapı açılmış. Sarayın müdürü bile şaşırmış. Çünkü çocukluğundan beri biliyormuş o düğmeyi. Vatandaşlık için başvurmak istemiyoruz ama teklif gelirse kabul ederiz. O zaman Türk vatandaşlığı için başvuran bir turistten ne farkım olacak? Ben Türk'üm zaten. Emel Nurcihan Hodo. Sultan Reşad'ın torunu olan Emel Nurcihan Hodo 1925'te dünyaya geldi. Maddi açıdan ailenin diğer üyelerine oranla daha rahat bir hayat sürdü. Tabii bunda eşinin varlıklı olması da etkiliydi. Hayatı yıllardır Ortaköy'deki evinde geçiyor. Hariciye'de katiplik yapan biriyle evlenecektim. Bir gün iki polis geldi kapıya. Hariciyeciyle evlenemezsin dediler. İyi dedim. Osmanlı hanedanından biri hariciyeden biriyle evlenemezmiş. O zaman öğrendim Osmanlı ailesinden geldiğimi. Bala Sultan. Sultan Reşad'ın torunlarından Rukiye Sultan'ın torunu olan Bala Hodo 1955'te dünyaya geldi. Bir gün Kuruçeşme'de trafik ışıklarında arkasından gelen otomobil duramadı, ona çarptı. İşte bu kaza saç ürünlerinden parfüme, pek çok ürünün reklam filminde de rol alan dünyalar güzeli kadının hayatını tamamen değiştirdi. İstanbul'da yaşamını devam ettiren Bala Hodo annesiyle olan bir sohbetini şu şekilde aktarıyor. Sürgün olmasaydı Türkiye için iyi olurdu. Atatürk Osmanlı'ya damat olmak istemiş. Eğer damat olsaydı Türkiye'deki bu kopukluk olmazdı. Sabiha Sultan'la evlenmiş olsaydı Türkiye'nin tarihi değişecekti. Sabiha Sultan'ın gönlü kuzeni Ömer Faruk Efendi'deymiş. Sonradan anneme diyormuş ki, "Ah kuzum, bilseydim Atatürk'le evlenirdim." Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.